Herkese selamlar arkadaşlar. Yine değişik bir video ile karşınızdayız. iStoryLux ekibi olarak sizler için World of Warcraft oyununda yer alan 10 ürkütücü şeylerden bahsedeceğiz. Bunların dışında eminim ki sizlerin de karşılaştığı ve ürkütücü bulduğu şeyler vardır. Lütfen yorumlar kısmında eklemeyi unutmayınız. Lafı daha fazla uzatmadan listemize geçelim. Beğenmeniz dileğiyle keyifli seyirler. 10. Nagrand'daki yetim bakıcısı. Bölgeye ilk geldiğimizde hayli şirin görünen bu troll ablamız, etrafta biraz gezindikçe epey şüphe uyandırmakta. Detaylı bir şekilde inceleme yaptığınızda, burası size gayet normal bir yetimhane gibi görünebilir. Etrafta oynayan çocuklar, kum havuzları vesaire. Ancak ilk başta Tauren bebeklerin asılı bir şekilde oyuncak vasıtasıyla döndürülmeleri tuhaf geliyor. Daha sonra çadırın arkasına geçtiğimizde gördüğümüz kafesler ve içlerinde yer alan küçük ceset kalıntıları tüyler ürpertici. Ayrıca dışarıda yer alan köpek kulübesinin içinde de köpek değil, köpeğin kalıntılarını görünce de hepten korkmaya başlıyorsunuz. Hakkında çok da fazla detayı bilmediğimiz bu Charlie isimli troll, umuyoruz ki kazanlarda çocukları kaynatmıyordur, diyoruz ve devam ediyoruz. 9. Hellfire Peninsula, Path of Glory. Path of Glory ilk duyduğunuzda ya da bölgeye ilk geldiğinizde size korkutucu veya ürkütücü gelmeyebilir. Path of Glory, orklar Azeroth akınlarını düzenlerken kullanılmak üzere yapılmış ve yine orklar tarafından kullanılmış zafer yolu diye Türkçeleştirebileceğimiz yol aslında. Ancak orkların Azeroth'a geçmek için kullandıkları Dark Portal'ın nasıl açıldığını ve uğrunda verilen savaşı hatırladığınızda, üstüne bu yola biraz yakından baktığınızda tüyleri diken diken eden bir manzara ile karşılaşıyorsunuz. Bu yol, orklar tarafından katledilen Draenei'lerin kemiklerinden yapılmaydı. Yolun büyüklüğüne bakacak olursanız, Dark Portal'ın açılması için katledilen Draenei'lerin sayısı ve yaşanan katliamın büyüklüğünü net bir şekilde görebiliyorsunuz. Hayli ürkütücü. 8. Fel River. Hellfire Peninsula demişken Fel River'lardan bahsetmemek olmaz. Aslında bu robotvari yaratıkların ürkütücü ya da korkunç bir yanı yok. Ancak oyunda veya bölgede yeni birinin burada görev yaparken bir anda arkasında belirip o malum korkutucu sesiyle sizi kovalayıp öldürmesi eminim ki bu tecrübeyi edinmiş herkesin korkulu rüyası olmuştur. Tabi belli bir yerden sonra illallah ettiren bu durum Fel River'lardan ve onların çıkardığı seslerden nefret etmemize ve her duyduğumuzda tüylerimizin diken diken olmasına neden olmakta. Sinir bozucu. 7. Undercity'deki deneysel insanlar. Undercity ve içinde barındırdığı pek çok şey zaten başlı başına ürkütücü ve sinir bozucu. Tabi burada hepsine değinmeyeceğiz. Dikkat çeken ve ilk göze batan bazı deneylerden bahsedeceğiz. İlki, undead simyacılar tarafından deneylerde kullanılmak üzere bekletilen tutsaklar. Kendiniz undead olsanız dahi bu görüntü epey sinir bozucu. Üzerlerinde deney yapılacak anı bekledikleri kafesleri görmek epey ürkütücü. Bir diğer ürkütücü ve gizemli konu ise Undercity'nin tek yaşayan insanı Teresa. Daha önce ölüp ve sonra Forsaken Undead olarak uyanan birisinin ailesinden mi, yoksa sırf hizmet etsin diye mi esir edildiği bilinmez ama Undercity'nin orta yerinde rahatça dolaşan bu insan kadının durumu tüyler ürpertici. Gerard'ın zihin kölesi unvanı ile dolaşıyor olması aslında ipucu veriyor ama yine de hakkındaki tüm detayı bilmiyoruz. Fable serisindeki Teresa ile aynı isimde ve aynı karakter görselinde olması bir anlam ifade ediyor mu, bunu da bilmiyoruz. Göz bandından saç şekline ve ismine kadar birebir aynısı. Ancak beyninin bazı parçalarının çıkarıldığını ve tüm gün boyunca Gerard Abernathy ve Father Lancaster arasında bir şeyler taşıdığını biliyoruz. Sinir bozucu, ürkütücü ve korkutucu. 6. Sludge Fields. Hillsbrad Footies'te bulunan bu alan eskiden insanların tarım yaptığı bir yerdi. Forsaken istilasından sonra burada işler hayli ürkütücü bir hal almaya başladı. Yapı, Nazi Almanyası'nın Auschwitz toplama kampını andırmasıyla bile epey sinir bozucu. Burada görev yapmaya başlayıp bölge hakkında bilgi sahibi olmaya başlayınca sinirleriniz daha da bozulacaktır. İnsan deneylerinin yapıldığı ve yapılma şekli aşırı şekilde tüyler ürpertici. Gömülü insanlar, asılı bedenler ve birleştirilmekte olan ceset parçaları. Buranın görev zinciri sonunda size bu insanları kurtarmak için bir kürek veriliyor.
Ve inanın o anda o insanları öldürerek yaşadıkları acıya son vermek daha merhametli görünüyor. Beş, Karazan Mezarlığı ve Ters Asılı Günahkarlar. Burası hakkında neredeyse hiç bilgi yok. Bilinen tek şey zamanında Karazan Reidine dahil olacak şekilde tasarlanmış, ancak bir sebepten ötürü kullanılmamış olan bu alanın görselleri ve atmosferi aşırı derecede sinir bozucu. Ayrıca mezarlığın içerisinde yer alan ve su içerisinde ters asılı şekilde bulunan insanların ters asılı günahkarlar olduğunu biliyoruz. Ancak neden bu şekilde isimlendirildiler ya da burada olmayı neden hak ettiler bilmiyoruz. Dört, Gnol çadırlarındaki detay. WoW oynayan ve hikayesine uzaktan yakından ilgi duyan herkes eminiz ki Hogar ismini bir şekilde duymuş ve kendisiyle karşılaşmıştır. Hogar, Gnol ırkının kralıdır. Gnol ırkı gözünüzde canlansın diye Hogar'dan bahsetmek istedik. Aslında konumuz ne Hogar ne de Gnol ırkı. Kamplarında yer alan çadırlarındaki küçük bir detay. İlk bakışta çok değişik bir şey yokmuş gibi görünse de çadırlara dikkatli şekilde baktığınızda sinir bozucu bir görsel gözden kaçmıyor. Deriden yapılmış bu çadırlarda öldürdükleri insanların derisi kullanılmış. Bunu nereden mi anlıyoruz? Çadırlarda yer alan surat parçalarından. 3. Golshire çocukları. Bu şekilde isimlendirilince aslında bunun neresi ürkütücü denilebilir. Ancak duruma dikkatli bir şekilde yaklaşınca ve haklarındaki bilinmezlik epey sinir bozucu. Golshire civarında dolanan bu çocuklar sürekli olarak satanizmin simgesi olan pentagram şeklinde yürümekte ve durakladıkları yerlerde ambiyanstan duyulan sesler hayli ürpertici. Aslında bu seslere World of Warcraft'tan zaten alışığız, ancak bu çocuklarla Cthulhu'nun ne alakası olabilir? Ve belli bir forma girince neden öleceksin diye bir Old God'ın bağırışını duyalım ki. You will die. 2. Eski Lordaeron ve Taht Odası. Burası da aslında o kadar ürkütücü bir yer değil. Ama hikayeye az çok hakim olan birisi burada neler yaşandığını bilince ve buraya gelince o anlar mutlaka canlanır ve eminiz ki içi bir hoş olur. Blizzard da bu konuda oyunculara yardım etmeyi planlamış, ancak ortaya epey tüyler ürpertici bir sahne çıkmış. Lordaeron'un kapısından taht odasına geldiği ve taht odasının içinde Arthas'ın Warcraft 3'te babasını öldürmeye geldiği sinematiğin ambiyansını geçmişin bir yankısı olarak oyuna verilmiş. Oyunda ambiyans seslerini iyice açar ve dikkatlice dinlerseniz Arthas'ın o anlarına şimdi bile tanıklık edebiliyorsunuz.
crown. I've taken care of everything. What is this? What are you doing, my son? Succeeding you, father. Bir, Naxxramas Tedious. Naxxramas başlı başına tüyleri ürpertici bir yer zaten. Vakti zamanında raid'e ilk girdiğimizde ambiyansta sürekli olarak tekrar eden çığlıklar ve yardım çağrıları dikkatimizi çekmişti. Ama Scourge'un doğasına vermiştik ve pek de önemsememiştik. Ancak hakkındaki gerçeği öğrenince işlerin rengi değişmişti. Tadius, Scourge'un deney ürünlerinden biriydi. Ve dikkatlice bakınca pek çok beden parçasının bir araya getirilmesi sonucu oluştuğu anlaşılıyor. Raid içerisinde duyduğumuz çığlıklar da bu beden parçalarına sıkışıp kalmış ruhların yardım çağrılarıydı. Bu rahatsız edici durum, Tadius ölünce kesiliyor. Barındırdığı ruhlar ve kendisi huzura kavuşuyor. Hatta Tedious'u kesince size teşekkür ediyor. Thank you. Bu detayı kavradıktan sonra Naxxramas'ı yaptığımız günlerde hep ilk olarak Construct Quarter'ı temizleyip Tadius'u öldürüp tüyler ürpertici çığlıklara son verip raid'e bu şekilde devam ettik. Böylelikle sizler için hazırladığımız World of Warcraft'ta yer alan 10 ürkütücü şeyler listemizin de sonuna geldik. Umarız hoşunuza gitmiştir. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.